Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere yeni gelen ürünlerden filan bahsedeceğim. Bir inceleme olmayacak. Yani önümüzdeki yol planından biraz bahsedeceğim size. Şimdi böyle Movoi'nin bir tane gürültü engelleyici kulaklığı var. Bunda şey olarak direkt olarak donanımsal gürültü engelleme var. Diğerlerinde ne oluyordu? İşte kulağa tıkıyordun bir gürültü engelleme yani pasif gürültü engelleme oluyordu. Bunda aktif gürültü engelleme var ama bu kulaklık reş gibi bir kulaklık diyebilirim size arkadaşlar. Bana bunu yurt dışından yolladılar. Bir de vergi de ödedim. 234 TL vergi ödedim buna. Sonra cihaz kutudan kırık çıktı. Yani kulaklığın bir tanesi kırık çıktı. Ben orada da şey oldu yani ilk bu cihazı bana yollayacakları zaman dediler ki bizim şöyle bir özelliğimiz var. Biz bu cihazın hem dış kabını yani dokunu ayrı satıyoruz hem de kulaklıkları sağa sol olarak ayrı satıyoruz. Yaklaşık 70 euroluk bir ürün bu. İşte kulaklığın tanesini 40 euroya falan satıyorlar. Ben de dedim ki Allah Allah dedim acaba niye böyle bir şey yapmışlar falan. Sonra dedim ki demek dedim hani birisi kaybediyor kulaklığı. İşte sonra bütün seti almamak yerine kulaklığın bir tanesini alıyor falan. Ama sonra da düşündüm dedim ki ya dedim hani 70 euroluk şeyin tekini 40'a satıyor. Adam direkt gider 70 euroyu verir de diğerlerini yedek yapar falan. Böyle kendimce düşünüyorum. Sonra kutudan kırık çıkınca dedim ki ya böyle böyle bu dedim kutudan kırık çıktı. Bir de jelatinliydi yani kutu böyle açık gelmedi bana. Bu DHL gelmişti zaten o yüzden çok vergi ödedim. Ben bunlara dedim ki bakın dedim bu ürün dedim şey geldi hani kırık geldi falan filan. Ya siz dediler kırıklığı önemsemeyin kırık yokmuş gibi şey yapın. Ya dedim şarj olmasını falan etkiliyor bu. Hani nasıl yapayım ben böyle bir şeyi? Dedim eğer bunun şeyini hani sağlamını yollayacaksanız yollayın o şekilde deneyelim. Ondan sonra dedim incelemeye çekeriz. Neyse ben bunu denemeye başladım. Yine o kırığı kullanmadan hani daha az kullanarak falan. Çünkü kırın şarj yerinde Bayağı bir çatlak var. Şarj olmasını etkiliyor falan. Bir de orada ne bileyim seste de bozulma yapıyor o çatlaklık. Ben şimdi diğer kulaklıkla falan dinliyorum, onu dinliyorum. Ya kulaklıkları bile iri yapmışlar. Böyle şey silikon pedleri var. O silikon pedleri taktım zaman neredeyse kulağıma uymuyor. Ben genelde pedsiz kullandım. Gürültü engelleme normalde gürültüyü engeller, şöyle bir gürültü engeller. Mesela nasıl diyeyim size, sürekli bir şey sesi var. Atıyorum şurada çamaşır makinesi çalışıyor, böyle dönme sesi haldır 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 haldır. Böyle sürekli aynı frekansta bir ses var. O aktif gürültü engelleme o sesi işte böyle karşıt bir frekansla kapatır. Size sesi daha temiz vermiş olur. Yani siz o gürültüyü duymuyor gibi dinlersiniz diyeyim. Hani tam olarak böyle değil de yani kabaca anlatıyorum ya da bir uçakla çok örnek verirler. İşte uçağın sesini absorbe eder diye çünkü aynı frekansta sürekli diye. Neyse öyle bakıyorum ya bu normal sesi bile bozuyor. Bir garip şey müzik dinlediğim zaman başım ağrıyor. Dedim ki böyle böyle sorunları var diyorum. Hep bana şey diyorlar. Ya siz onları söylemeyin ya dedim söylemeyeceğiz de biz bunu dedim niye inceleyeceğiz? Bu cihaz öyle kaldı. Yani ben bir de uyuz oldum bunlara yok onu söyleme bunu söyleme. Cihaz satılsın işte şöyle komisyon oluyor bilmem ne oluyor falan filan. Dedim kardeşim bu ürün bana gelmez. Ben bu ürünü sonra kenara attım duruyor. İsterseniz başka bir videoda konuşuruz ama bu ürünün durumu öyle. Çünkü bir başka videoda demiştim inceleyeceğim diye. Dediğim şeylerden dolayı da ben bu kulaklığı incelemedim. İstiyorsanız yine bir inceleme çekeriz ama söyleyeceğim şöyle şeyler çok da hayırlı değil. Neyse bunu kenara koyalım. Burada da Dreamstar'ın ürünleri var. Dreamstar A2 ve A4 modeli. Ben aslında bunları inceledim. Yani inceleme olarak ürünler bitti. Şöyle bir durum var. Ben bunlarla ilgili bir döküman yapıyorum. İşte dökümanda ne bileyim teknik özellikler, işte kumandası, yanında neler geliyor, eksileri nedir, artıları nedir, hataları nedir falan gibi. Onu çıkardım. Sonra ben bunu üretici firmaya gönderiyorum. Şu yüzden gönderiyorum. Atıyorum ben buna yazmışım. Mali G31 kullanıyor. Adam diyebilir ki ya yanlış yazmışsınız hani Mali G31 kullanmıyor şunu kullanıyor falan gibi hani böyle şeyler teknik detayları falan düzeltsinler diye gönderiyorum. Ya da düzeltmekten kasıt şu da olabiliyor. Düzeltmezler adam der ki tamam kardeşim biz bu söylediklerini onaylıyoruz. Ondan sonra bir hata olursa da diyorum ki ya bak ben size göndermiştim kontrol etseydiniz diyorum. Neyse bunun için gönderiyorum. Sonra bana onlar dediler ki biz burada söylediğiniz yazılımsal falan hataları onarmaya çalışalım. Hani yazılımsal bir şeyler yapalım. En azından hem o şekilde inceleme çekin hem daha düzgün bir cihaz olsun öyle görünsün. Hem de dediler ki satın alanlar içinde biz bu sorunları gördük, düzelttik olsun yani. Onlar da daha güzel bir cihaz kullansınlar. Ya hoşuma da gitti. Tamam dedim, olur. O şekilde yapalım. O yüzden ben bu cihazların şimdi geri dönüşünü bekliyorum. Yani yazılım falan yaparlar, ederler, düzeltirler. Ona göre göre incelemeyi revize edeceğim. O şekilde çekeceğim. Yani cihazları o yüzden bekletiyorum. Çok soran oldu. Ben 1-2 hafta içinde gelir dedim ama bu olaydan dolayı bekletmek durumunda kaldım. Şimdi hani onu yaparız sonra güncelleme gelir söylediğimiz her şey yalan olur filan. O yüzden bekleyip de hani videoyu çekmek daha mantıklı bence de. Bunlar o yüzden bekliyor yani. Şimdi bir diğer şeyden bahsedeyim. Ucuz televizyon soran çok oluyor. İşte PlayStation, Xbox için televizyon soran çok oluyor. Onvo ile görüştüm. Onvo'dakiler aradı beni. Onvo televizyon gönderecek. 55 inç Android bir televizyon gönderecek. Ne zaman gelir bilmiyorum. Ben de şöyle düşündüm. Dedim ki o TV'yi bir görelim. Bakalım hani hem bende de Xbox var ya Xbox'ta da bir deneyeyim. Belki dedim hani ucuz bir TV ama görüntü olarak memnun kalırız. İşte konsolda gecikmeden gecikmeden memnun kalırız. Renkleri, Android'i vesaire bunlardan memnun kalırsak ona göre dedim bu ucuz TV işini konuşuruz. O yüzden biraz bekliyorum. O TV'nin incelemesi de gelecek. Hem bu ürünler hem Onvo'nun televizyonu hem de bize gelen tüm ürünlerde biliyorsunuz. Biz ürün neyse onu çekeriz yani onu söyleriz şekilde şart koşarak ürünleri alıyoruz. Ben Onvo'dakilere de zaten aynı şartları söyledim. Dreamstar'a da aynı şartları söyledim. Hepsi kabul ettikleri için ürünler burada. Yani bunlarla ilgili aklınızda bir şüphe olmasın. Her şeyinden yine bahsedeceğiz. Ben sadece dediğim gibi düzeltmelerini bekliyorum. Düzeltmezlerse yine onları da söyleyeceğim. Ama düzeltirlerse de söylemenin bir anlamı olmuyor. Onvo da aynı şekilde. Şunu da söyleyeyim ben Onvo'nun fabrikasına da gittim. Orada da böyle demo televizyonlar var. Böyle panel panel ayırmışlar işte 50 inç, 55, 65 ne bileyim 75. 85 vesaire böyle ayırmışlar. Orada bir tane 65 inç televizyon gördüm. Rengi böyle ne bileyim keskinliği falan çok hoşuma gitti. Hatta ben onu özellikle çok sordum. Bana da çok böyle tiyo vermediler. Ben dedim ki o televizyon mu gelecek bana ama... Benim anladığım kadarıyla o değil de 55 inç bir model gelecek. Benim sorduğum 65 inç bir modeldi. O televizyonu da çok merak ediyorum. Çünkü orada birçok televizyon var. Direkt gözüme o takıldı. Yani size şöyle söyleyeyim. Hani pahalı televizyonlarla falan konuşuyoruz ya. Çok tabii inceleyemedim. Direkt öyle kısa bir sürede gördüğüm için konuşuyorum. Yani bana pahalı bir televizyon havası verdi o. Hani tam olarak paneli nedir, ne kalitede verir ya da android'i nedir, işte uydusu nasıl çalışır onları bilmiyorum. Sadece böyle bir kısa görsel olarak söylüyorum. Renklerinden, keskinliğinden vesaire hoşuma gitmişti. Belki hani 55 inç televizyon gelir onu inceleriz. İlerleyen zamanlarda da o modeli, modeli inceleme şansımız olursa ben çok mutlu olurum. Dediğim gibi böyle dikkatimi çekti o. Evet arkadaşlar yol haritamız bu şekildeydi. Ben bu cihaz aslında inceleme yapmayı düşünmüyordum ama bir şeyler yapmak lazım. Çünkü Türkiye'de de satılmaya başladı. Satın alanlar da hem zarar etmesinler biraz da ne aldıklarını bilsinler istiyorum. Ama şöyle bir durum var. Şimdi cihazın bir tarafı kırık yani bir tanesi kırık bu kulaklıklardan. Hani onunla belki o kırıklıktan dolayı yaşanan sorun diğerlerine denk gelir mi gelmez mi bilemiyorum. Ben hepsini orada aktarırım. Artık ben söyledikten sonra zaten millet ne söylediğimi anlayacaktır. Millete denk gelir gelmez orasını bilemem. En azından sağlam olan tarafın özelliklerinden falan bahsederim. bahsederim. Şarjından bahsederiz. Böyle şeyleri konuşmuş oluruz. Dreamstar cihazların zaten bu hani yamaları geldiği zaman incelemesi gelecek. Onvo televizyonu da aynı şekilde. Bunun dışında şu an elimde başka TV Box vesaire yok. Biraz daha böyle TV Box'lardan artık ayrılmayı da düşünüyorum hani nasıl diyeyim size hep aynı cihazları konuşuyormuş gibi olduk. Biraz daha böyle başka şeylere de önermek istiyorum. Hani önerilere de açığım buradan onu belirteyim. Şimdi baktığınız zaman biz biraz normal kanallardan farklıyız. Çünkü bizde izleyenler aile üyesi gibi. Yani ben mesela bir mesaja cevap veremediysem sanki böyle çok yakın birine yani çok yakın bir arkadaşıma, kardeşime falan cevap verememiş gibi hissediyorum. O yüzden de böyle sizin fikirlerinizi, düşüncelerinizi vesaire çok önemsiyorum. Böyle cihazları da hani nasıl diyeyim duyuruyorum ki hani ben bu cihazlarla ilgilen, ilgilenmiyorum zannedilmesin. Şimdi çünkü soruyorlar diyorum ki hani bekleyin incelemeyi. Ama adam bekliyor inceleme gelmiyor. Şimdi ben bunu söylemesem adam diyecek ki, ya Kaan bize inceleme gelecek dedi. Bekliyoruz bekliyoruz. Yani cihazımız da yok. Elimizden cihaz yok. Satın alacağız alamıyoruz. Ama adam ilgilenmiyor gibi düşünür. İşte dediğim gibi böyle şeylerden uzayabiliyor. Hani kalbinizin kırılmasını da istemiyorum. O yüzden böyle şeyleri duyurmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar durumumuz bu şekildeydi. Sizlerin önerilerini bekliyorum. Kanalla ilgili görüntüyle de olabilir. Sesle de olabilir. içerikle de olabilir. Ürünle de olabilir. Her konuda öneriyi açığım. Yani her şeyi yazabilirsiniz. Orada sıkıntı yok. Buradan yazmak istemiyorsanız mailden de yazabilirsiniz bazen böyle özel fikirler oluyor İşte oradan paylaşmak istemiyorum başkaları kullansın istemiyorum diyenler oluyor mailden de ulaşabilirsiniz o şekilde de konuşabiliriz sizlerin çünkü yorumlarını fikirlerini ben çok önemsiyorum hani ben şu mantıkta bir adam değilim ben bu videoyu çekiyorum Beni izleyen herkes de geri aldır mantığında bir adam değilim. Ben size bu videoyu çekiyorum çünkü arkadaşım gibi görüyorum. Yani ben ne kadar biliyorsam karşımdaki kişi de o kadar biliyor diye düşündüğüm için sizden gelen yorum benim için çok önemli. Sizden gelecek eleştiri de önemli. Hakaret olmadığı sürece ben zaten eleştiriyi engelleyen bir adam değilim. Ha, istesem engellerim. Şöyle yaparım. Derim ki bütün mesajları tut ben onaylayacağım. Onayladıklarımı yayında da diyebilirim ama o zaman bizim bu aile ortamımız bozulsun. Sonuçta biz kavga da etsek, bir izleyiciyle kavga da etsek şu var. Ailenizden birisiyle hiç mi kavga etmiyorsunuz? Yani hiç mi tartışmıyorsunuz? Sonuçta tartışma da olabilir, kavga da olabilir. Yeri gelir küfürleşiriz de ama sonra bunları unutabilecek erdeme büyüklüğe ulaştıysak o zaman her şey normaldir, her şey güzeldir demektir. Evet arkadaşlar felsefemizde yaptıktan sonra videomuzu kapatalım isterseniz. Ürünlerden bahsettim, gelecek videolardan, durumumuzdan falan bahsettim. Şimdi sizlerden gelecek geri dönüşleri bekliyorum. Sizlerin önerilerinizi bekliyorum. Bununla beraber videoları beğenip kanala abone olursanız da çok memnun olurum. Eğer maddi durumunuz iyiyse de katıldan destek olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.